Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Bugün her vakti köydeyiz. Yüzümleşimize bazı değişiklikler yapacağız dedik. Onları kısaca bahsedelim, içeri geçelim. Park şakalarını taktık gördüğünüz gibi. İçeri geçelim abi. Stoplarımızı açalım. Evet. Yeni pulluğumuz. Gördüğünüz gibi SNR'im. Otomatik pulluğumuzu ilk deneyimlerini yapıyoruz. Çok taşlı bir tarladayız. Pulluk farkındaysanız Türkiye'nin arkadan batmıyor. Pulluğumuzda ilk videomuz. Demiştik zaten videomuz gelecek diye. İzlenmelerimiz gayet iyi arkadaşlar. Biraz bahsedelim. 50-90 G'miz de karşıda gördüğünüz gibi. Pullukta çizgiyi kapatmıyor diyenler yazacaktır. İlla ki olacaktır. Pulluğun aynası 14 aynı olduğu için küçük geldi. Biz SNR'in bayisinde falan da aradık. Pulluğumuzun aynası küçük dediler. Bizde 5'li 15'li olduğu için kapatmıyor dediler. Ayna büyüyecek. 16 inç ayna gelecek. Haftaya gelecek inşallah. Arkasına bir tane ek altılı. O gelecek. Zaten bakın kalkı binişinden de anlayabilirsiniz taşlı olup olmadığını. Bayağı taşlı çünkü. Bu kadar taşın da yukarı çıkma sebebi, şuraları göstereyim. Bu kadar taşın da yukarı çıkma sebebi patatesçiler yüzünden. Patatesçiler geliyor. Patates çıkartma makinesiyle patatesleri çıkartmaya çalışırken malum taşlar da yukarı çıkıyor. Ünlü otomatik mi, düz mü daha iyi derseniz. Şu an 90 başka bir tarlaya geçecek. Burayı bize bıraktı. Kendiden sürüyor. Gerçekten otomatikle düz arasında çok fark var. Otomatik pulluk çok çok iyi. Alacağım diyenlere tavsiyemiz otomatik pulluktur. Bizimki tam otomatik değil. İncini kendimiz elimizle ayarlıyoruz. Normalde piston ayarlarını da var. Biz onlardan almadık. SNR'in 140 şasili 514 aynası zaten bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Bayağı güzel bir like geldi o videomuzda da. Yetusuar 5125'imizi biz aldık. Tekrardan 50-90'ımızda geçen sene hatırlarsanız video çekmiştik yine. 5'li 13'lü alplerin düzü var. Bayağı taş var. Niye yavaş gidiyorsun diyenler olursa yavaş da değil aslında 6 ile gidiyorum. Gayet normal bir nadas. Bayağı taştı çünkü makineyi kırabilme şansımız var. Çakarımız böyle yanıyor. Tarlamız tahminen 20-25 dönüm bir tarla. Seri 1 ile çekiyoruz. Seri 1'den düşüyle. Stop go özelliğini açtım. Stop go ne işe yarıyor diyenler olursa birazdan onlara göstereceğiz. Çekelim. Aşağı inip de videosunu çekeceğim arkadaşımız. Bayağı battı. Yani az da atmıyoruz aslında. Derin olsun iyi olur. Derin tarla her zaman iyidir. Alttan ham toprak çıkabilir ama ona da biraz gübreyi fazla atacağız. Malum da bu zamanlarda gübre atmak biraz zor. Allah yardımcımız olsun ne diyelim. Mazotun gübre. Dülü olmuş. 15 milyar tonu. Birazdan ben köşe başında arkadaşımızı aşağı indiririm. Size aşağıdan da çekim yapar. Cızıyı kapatmama sebebi dediğimiz gibi aynadır tamamen. Her türlü yolunu denedik. Olmadı. 5'li 15'li olduğu için aynada 14 aynı olduğu için kurtarmadı yani. 5'li 16'da 5'li 15'li böyle oluyormuş. Ayna büyüyecek. 16 inç ayna alacağız. 16 gelince 16'ya çekeceğiz. Motorumuz 235 saatte. Şu ana kadar hiçbir sıkıntısı yok. Yakıt durumu ne derseniz malum kış günündeyiz. 2 litreye yakın. 2.1 yakıyor. Şimdi az yakıyor desek yalan olur. Daha bayağı bir herkeller var. Yağmur yağlı 1-2 hafta oldu. Daha bayağı gönen çamur var. Motorlarda tekerlerini anlayabilirsiniz zaten. Bayağı bir çamur oluyor. Toprağımız ağır toprak silmiyor. Silen yerlerde video çekmeye gerçekten istedik. Lakin bugün oraya geçmeyeceğiz. Hafta içi de hack de olamayabiliriz.
da çekelim dedik. Şuraya bakar mısınız? Bayağı taş yani. Ayakları falan çekiyor. Şimdi biraz arkadaşlar ben aşağı indim. Motorun yakışıklılığını görüyorsunuz. Parça yaparları güzel oldu. Ayak altı ledleri de sıkıntı. Yakında gelecekti. Taşların güzelliğini görüyorsunuz. Derinliğe bakarsanız derinlik bayağı mükemmel bir derinlikteyiz. Şöyle göstereyim. Ayağından anlayabilirsiniz. Fareler delik deşik etmiş tarlaları. Traktörümüz çok rahat gidiyor. Dediğim gibi 6. ekide aldık. Hayırlısıyla gelecek. 6. ekide aldığımızda videosu gelir. Bayağı bir diken de var aslında bu tarla. Biraz değişik bir tarla. Ama aldık maalesef, süreceğiz. Full taş. Şu arkadan bakın. Park çakarını soranlar olmuştu nasıl takılıyor diye. O park yerlerine söküyorsunuz. Park ampullerini söküp yerine bu aldığınız ampulleri takıyorsunuz. Ampuller birazcık büyük gelebiliyor ama sıkıntı değil. Ampulün büyük gelmesi önemli değil yani. Şöyle bakın, toprağı da göstereyim. Toprak çamur olduğunu zaten her yerden anlarsınız. İyi yani, tavın da güzel. Tala yokuş yukarı ana yola yakın bir yerde. Daha önce daha yeni şuradaki tarlayı gördünüz. Bakın karalanmış olan tarlayı sürdük. 33 dönüm ama bayağı uzun. Uzunlamasına 3-4 kilometre bir uzunlaması var. O yolun oradan başlıyor. Bu direğin denginin orada bitiyor. Yani orada başlatamadım videoyu. Keşke orada başlasaydık. 50-90'ın da performansını gösterirdim size. TikTok'tan takip edenler zaten bilir. 5-10'u takıyoruz 50-90'a. Evet, hava kış günü olduğu için malum. Biraz daha soğudu hava. O yüzden içeri geçsek birazdan iyi olur. Traktörün yanına da yavaş yavaş gidelim. Bir önceki videomuz gayet güzel izlenmişti. Herkese çok teşekkür ederim. Abonelerimize de birer birer teşekkür ederim. Patatesçiye verdikleri için daha önceden. Patatesler, bayağı patates var. Patates de soğuk almamış. Değişik bir şey. İçerimize geçelim. Biraz da stop go hakkında bilgi verelim, gösterelim nasıl olduğunu. Ondan sonra yavaştan kapatalım. Arkadaşlar içeri geçtim. Size stop go özelliğini göstereceğim. Debriyaj sisteminden ve şartolarımızı ileri attık. Ayağımızı çekiyoruz. Sadece bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, sizler için gece nazarını da çekmek istedik. Bir dakika batıralım önce. Gece de görün dedik. Hemen çakarımızı yakalım. Dönen lambalar zaten yanıyor. Parça kalarımız yanıyor. Bu parçaya 25 dönüm diyorduk. Değilmiş. Burayı yeni canlanmıştı. Burası 51 dönümmüş. Yani çünkü bu kadar uzun olamaz. Tarlada yalnız değiliz. Türk kardeşlerimiz de burada. Onlar da ekmeğinde. Fare avındalar. Tarla bayağı da bence ilk defa bu kadar iyi sürülüyor. Çünkü toprağın altından ham toprak çıkıyor. Herkes yüzünden vurmuş, vurmuş gitmiş. Yazık ya, toprağı yalmayalım ki toprak da bizi yalmasın. Sizler için gece de göstereyim dedim. Motorun bir ışıklandırmasını göster. Beni göstermiş. Işıklandırması iyi, biz yani çalışma lambalarını daha takmadık. Bir seneden beri orada var. Artık süs niyetiyle duracaklar. Onları takınca bu tarafa çevireceğiz. Böyle birini sağa birini sola. Etrafı yığıştırsınlar diye. Etrolü depomuz, göstergemiz burada. Etrolü göstergesi bu şeyler. Azotu zaten herkes biliyordur. 10 litre etrolü depo şeyi var. Bitirse. İçini de göstereyim. Direksiyon kablosu hoş, güzel. Motor gayet rahat gidiyor. 54-45 mi bu mu? Yani 54-45 ile 90 bile karşılaştırma. Çünkü 90-54-45'ten kat kat daha iyiydi. Ciddi söylüyorum, çekiş manasında. 54-45'in sadece çok güzel sesi vardı.
derinliği göster arkadaşlara. Derinliği de görüyorsunuz. Taşı görüyorsunuz zaten maşallah. Taşlak oldu. Burada yani 1,5-2 saattir buradayız. 1 saate biter tahminen. Bu haftalık videomuzu da çektik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Kanalımız 400 aboneye yaklaşmıştı en son. Şu an bakmadım. Bu videoya da güzel bir like geleceğine inanıyorum. Her takımda kulluk hakkında falan sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Zaten herkese cevap veriyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.